46 yıldır İstanbulluların hizmetindeydi. Karaköy'deki katlı otoparktan bahsediyoruz ve 7 katlı otopark artık kapatıldı. Yıkılıp yerine meydan ve zemin altı otopark yapılacak. Peki o proje bitene kadar sürücüler Karaköy'de nereye park edecek? Şimdi muhabirimiz Emrah Çakmak o otoparkta. Emrah'tan otoparktaki işletmeler ve sürücülerin ne dediğini öğreneceğiz. Emrah sendeyiz. Kaan Temeltaş, İstanbul'un ilk katlı otoparkının dün gece, cumartesiyi pazara bağlayan gece artık tamamen içeriye araç alımını durdurduğunu biliyoruz. Biz de şu anda tam da bu noktadayız. Aslında İstanbul'un bu bölgesinde, burada Karaköy'de çok kritik bir noktada bir otoparktan bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bir oturum gerçekleşmişti. Bölgede burada bir çevre düzenlemesi yapılması için karar alındı. Karar da oy birliğiyle alındı. Ve hızlıca burada bulunan esnaflara da o karar bildirildi ve bir uzlaşıyla buradaki otoparkın yıkılıp yerine zemin altı otopark ve çevre düzenlemesi, meydan düzenlemesi yapılacağı paylaşılmıştı. Tabii bu karar buradaki dükkanlara iletildi ve otoparka özellikle araç alımı da dün gece, cumartesiyi pazara bağlayan gece tamamen artık durdu ve kapısına da bir yazı asıldı. 1947'li yıllarda yapıldığını biliyoruz ve Karaköy'de çok önemli bir lokasyonda yer aldığını biliyoruz. Şöyle adım adım yürüyüp sizlere gösterecek olursak, kameraman arkadaşım Engin Özbek'ten sizlere göstermesini isteyeyim. Şu anda hafta sonu sabah saatleri, aslında bulunduğumuz bu noktada bu bölgeye gezmeye gelen İstanbullular özellikle Karaköy'deki bu katlı otoparkı kullanıyorlar ve burada bir araç kuyruğu oluşuyor. Şu saatlerde yok, ancak sabahın erken saatlerinde biz bu bölgeye geldiğimizde hemen hemen bu bölgeye yönelen, otopark arayan sürücüler sol tarafa gözlerini çevirdiler ve otoparkın kapalı olduğu bilgisini aldıktan sonra da yollarına devam ettiler. Şu an birçok sürücünün bu bilgiyi bilmediğini biliyoruz. Geldiklerinde de gördükten hemen sonra da bölgede başka bir otopark arayışına girdiklerini söyleyebiliriz. Aslında bölgede bu kapsamda bir otoparkın yakın civarlarda olmadığını biliyoruz. Yol üstü otoparklar söz konusu. Alınan kararda bu otoparkın yerinin neyle doldurulacağı paylaşılmadı. Sürücüler de kendilerine otopark arayacaklar bir süre zarfında. Bakın hemen bulunduğumuz bu noktada giriş kısmı burası, bir yazı asıldı ve önüne de araçlar park edildi ki sürücüler buraya yönelmesinler diye. 46 yıllık bir otopark, İstanbul'un ilk katlı otoparkı, 7 katlı bir otopark. Günlük ortalama 1600 civarında araca hizmet veriyor. Bakın şu anda bir sürücü hemen gözlerini bu tarafa çevirdi. Aracını park etmek istedi, ancak yazıyı gördükten hemen sonra da yoluna devam etti. Şöyle yolun karşısına geçelim, anlatmaya devam edelim. Çok kritik bir nokta, çünkü hem turistik bir alan hem de İstanbul'un gezilebilecek yerlerinin ve bu bölgede trafiğin de rahatlaması açısından parklanma çok önemli. Dolayısıyla bu parklanmayı bu otoparkta gerçekleştiriyordu İstanbullular, İstanbul'un dışından gelenler ve şu an itibariyle de kapatıldı. Tabii bu karar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı, o noktada çalışmalar hızlıca yürütülecek. En önemlisi de şu, hemen altında dükkanlar bulunuyor otoparkın altında ve dükkanlardan özellikle ünlü baklavacıların olduğunu biliyoruz, restoranların olduğunu biliyoruz. Bu dükkanlara da tahliye işlemleri için bir süre tanınmıştı. Yavaş yavaş onlar da boşaltılacak. Hemen sağ tarafta dükkanların galiba boşaltıldığını görüyoruz. Hala faaliyetini sürdüren dükkanlarında olduğunu biliyoruz. Onlara da belli bir süre verildi ki Ekim ayı içerisinde yıkımın gerçekleşeceğini söyledi bu bölgede yetkililer. Bakın şu an bir sürücü daha hemen sol tarafa baktı, aracını park edecekti galiba ama şu anda kapalı olduğu bilgisini gördü ve yoluna devam edecek. Tabii bu katlı otoparkın yıkım işlemleri de aslında bir meşakkatli süreci gerçekleştirecek. Çünkü bölge tarihi bir bölge. Dolayısıyla burada çalışmaların gerçekleştirilirken çok dikkatli olunması gerekiyor. Ve büyük, devasa bir otoparktan bahsediyoruz. 1947'li yıllarda yapıldı ve yaklaşık 46 yılda hizmet verdi. İçeride de bazı araçların olduğunu görebiliyoruz. Şöyle kameraman arkadaşım Engin Özbek'ten göstermesini isteyeceğim. O araçların da bugün büyük ihtimalle tamamen
dışarıya çıkartılması gerekiyor ki alttaki dükkanların da tahliye işlemleri gerçekleştikten hemen sonra da artık yıkım işlemleri belirli bir program çerçevesinde gerçekleştirilecek ki bölgenin de turistik bir bölge olduğunu biliyoruz. Burada insan sirkülasyonunun da çok fazla olduğunu görüyoruz. Bakın şu anda yavaş yavaş dediğimiz gibi hafta sonu bugün ve dolayısıyla bu bölgede gezmeye gelen İstanbullular araçlarını park etme ihtiyacı duyuyorlar ve bilindiği üzere de bu 7 katlı otoparkın 46 yıldır da hizmet verildiğini bildikleri üzere bu bölgeye gelip park etmek istediklerinde hemen karşıda bir yazıyla karşılaşıyorlar. Özellikle şunu belirtmekte fayda var. Bu projeyi destekleyenler de var. Bölge esnafıyla sabahın erken saatlerinde konuşma fırsatı bulduk. Daha güzel bir meydan düzenlemesi olabileceğini düşündüklerini söylediler. Ancak bu aksi durumunda gerçekleştiği anlar oldu. Bu sürenin ne kadar olacağını bilmediklerini söyleyenler de oldu. Meydan düzenlemesi yapılırken orada neler olacağını bilmeyenler de olduğunu söylediler. Dolayısıyla şu anda 46 yıllık otoparkın önündeyiz. Ekim ayı içerisinde yıkımının gerçekleştirileceğini söyleyelim ve sözü bulunduğumuz noktadan merkeze aktaralım. Evet.